Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Dinimizde hak kimden gelirse gelsin alınır. Batıl da kimden gelirse gelsin reddedilir. Nitekim şeytanla Resulullah'ın yaptığı ve sahabelerin de şahit olduğu bir konuşmada bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın söylediği doğru sözleri onayladığı görülmüştür. Hak her zaman alim olandan gelecek diye bir şey yok. Belki bazen bir cahilden, hatta belki bir çocuktan bile gelebilir. Buhari ve Müslim'in naklettiği Ashab-ı Uhdud ve Gulam hadislerini bilmeyeniniz yoktur sanırım. İnsan neticede gelecek hakka uymalı ve batılında ısrar etmemeli. Rabbimiz İsra suresi 81. ayette şöyle buyurmuştur. وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ De ki, hak geldi, batıl yok oldu. اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَ Şüphesiz ki batıl yok olmaya mahkumdur. Münafıkun suresi 4. ayette ise Rabbimiz kendilerine gelen haktan yüz çevirenlere hakaret edercesine şöyle diyor. قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُعْفَكُونَ Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan yüz çeviriyorlar. Bu videoyu işte bu hassasiyetle izlemenizi öneriyorum. Şayet bu kemaliyete haiz değilseniz gözünüzün önünde atomu bile parçalasam fayda etmeyecektir. İslam'ın cihat, tevhid, tağut, tekfir gibi kavramlarını istismar eden küresel silahlı örgütlerin yapmaktan kaçındıkları yegane şey de akidelerini açıklamaktır. Zira onlar böyle yaparak yan akideciklerden ve farklı İslami yapılardan militan toplamayı hedeflerler. Yani bizim olan zaten bizimdir, bizim olmayan da ne gelirse kârdır mantığı. Daesh de bu bağlamda 2017'ye kadar akidesini açıklamamayı tercih etti. Kuzey Kore lideri Kim Jong denen Avel'in yerel bir radyoya yaptığı bir açıklamaya bile cevap veren Bağdadi, akide gibi hayati bir konuda yıllarca ağzını bile açmadı. Oysa ki akide isharı o kadar önemlidir ki kişinin ibadetlerine, hatta yaşamının tamamına ve ölümüne de ishar ettiği bu akidesi yön verir. Nitekim Allah Subhanahu ve Teala ayet-i celilede şöyle buyurmuştur. Kul innes salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. De ki şüphe yok ki namazım, ibadetlerim, yaşamım ve ölümüm tamamen alemlerin Rabbi olan Allah içindir. IŞİD akidesini ishar etmediği gibi Irak ve Suriye'de kendisini tekfir eden birçok muhaciri, yani yabancı kişileri katletti. YouTube'daki videolarıyla bilinen Ebu Ömer el-Kuveyti ve ayrıca Akraman Rusi, Yakup Azeri, Hattab Azeri, Ebu Ayşe Azeri, Abdurrahman Türki gibi isimler sırf IŞİD'e kafir dedikleri için öldürüldüler. Diyeceksiniz ki adam öldürmek çok büyük bir günahtır, lakin küfür değildir ve kişiyi kafir yapmaz. Haklısınız. Fakat şöyle bir durup düşünün. Allah'ın dini için mücadele ettiğini söyleyen bir yapı neden kendisine kafir diyen insanları öldürme gereği duysun? Onları ıslah etsin veya sınır dışı etsin ya da tamamen kovsun. Yapamazlar. Çünkü onlardan korkuyorlar. Düşüncelerinin yayılmasından korkuyorlar. IŞİD tarihinde bir ilk olarak 17 Mayıs 2017'de لِيَهْلِكَ مَنْ هَلْكَ عَنْ بَيِّنَاتِ وَيَحْيَا مَنْ هَيَّ عَنْ بَيِّنَةِ Yani yaşayan delil üzere yaşasın, ölen de delil üzere ölsün başlıklı bir akide metni yayınladı. IŞİD bu akide metninde halkları tekfir etti. Müşrikleri özürlü görenleri tekfir etti. Mümteni taifeyi, yani yoldan geçen tanımadığınız bir X kişiyi tekfir etti. Üseymin, Fevzan, Elbani, Mukbil gibi Suud alimlerini tekfir etti ve maddeler halinde akidesini açıkladı. Merak edenler için link bırakacağım. Bu metni Lecnetül Mufadda'da, yani Bağdadi'yi bile sorgulama yetkisi olan Temsilciler Konseyi yayınladı. IŞİD'in yayınladığı bu akide metni örgüt içindeki El-Kaide kökenleri çok rahatsız etti. Bahreynli Türki bin Ali, yani diğer adıyla Ebu Humam el-Eseri veya Ebu Süfyan es-Sülemi olarak da bilinir ve Yemenli Ebu Bekir Kehtani derhal reddiye üstüne reddiye yayınladılar. Birçok ses kayıtları yayınlayarak IŞİD'in içerisindeki destekçilerini bu metni yayınlayan haricileri öldürmeye çağırdılar. El-Kaide tandanslılardan destek alan Bağdadi olaya el koydu ve Lecnetül Mufavvada'yı ve bu akidede olan bütün savaşçıların yakalanmasına karar verdi. Yani IŞİD'in yıkımının, on binlerce kadın ve çocuğun esir edilmesinin ve bir rüyanın bitmesinin fitilini bu üçlü ateşledi. Ne var ki Bağdadi'nin yalakası Ebu Bekir Kehtani, IŞİD'den birkaç muhacir savaşçının suikastı sonucu 31 Mayıs'ta öldürüldü. Türkü bin Ali ise birkaç gün sonra 7 Ağustos'ta Deir-i-Zor'un Meyadin ilçesindeki bir Amerikan hava saldırısında öldü. Birçok kişiyi tutuklatan Bağdadi, Lecnetül Mufavvada'da boşalan koltukları kendi kuklalarıyla doldurdu. Ve başlarına da Ebu Abdurrahman Ez-Zerkavi denen birini atadı. 10 Eylül 2007'de IŞİD, 17 Mayıs'taki haricilerin
yayınladıklarını söyledikleri beyanatı iptal ettiklerini ve aşırılıktan tövbe ettiklerini duyurdu. Bu bildiride yine sözde haricilerin yasakladığı Takdiratul Muf'ide ve Tev'iyyetur Ra'ye adlı iki kitabın yasağını kaldırdılar ve öve öve bitiremediler bu kitapları. Hatta Rakka'da bu kitapları ezberleyenlere yarışmalar yapıp ödül bile dağıttılar. Sonraki videolarımızda bu kitapların içeriğinden de bahsedeceğiz. 15 Eylül 2007'de IŞİD kendilerine ait El Beyan adlı radyoda akide ve menheç meselelerini beyan eden yaklaşık 130 dakikalık 6 adet ilmi silsile yayınladı. Ardından da IŞİD'in haftalık propaganda gazetesi Ennebe'nin 30 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan sayısında aşırıcı görüşlerden tevbe edildiğini ve Hakk'a dönmenin güzel bir fazilet olduğu ifade edildi. Öte yandan IŞİD'in Rumiyah dergisi de konuya değindi ve haricileri yererek tövbenin ne kadar büyük bir fazilet olduğuna dair sayfalarca makaleler yayınladı. IŞİD'in gayri resmi dergilerinden Masra ise IŞİD'in Mısır kolundan eski El-Kaideci Habbab El-Cezrevi'nin IŞİD içindeki haricilerin öldürülmesi gerektiğine dair fetvasına yer verdi. Tüm bu gelişmeleri anlattım. Bundan sonraki videolarda yine delilli, ispatlı bir şekilde IŞİD'in kendi beyanlarını ve kitaplarını irdeleyeceğiz inşallah. Fakat konu buraya kadar gelmişken içinizden bazıları merak edebilir. Peki IŞİD'de sonra ne oldu diye. Ne mi oldu? IŞİD bitti. Önce 5 Eylül 2017'de 139'u Türk, ki bu Türklerin isimlerini tek tek ekrana koyacağım, 700'e yakın kişi IŞİD tarafından Irak'ın Telafer bölgesinde yüzüstü bırakıldı ve bunların tamamı peşmergelere esir düştü. Bu 700 kişinin çoğu erkek savaşçılardan oluşuyordu ve bunların 375 tanesi peşmergeler tarafından infaz edildi. Bilgi resmi olarak da ilan edildi. Yine IŞİD, Musul'da yüzlerce savaşçısını ve on binlerce kadın ve çocuğu yüzüstü bırakarak Deir ez-Zor kırsalına kaçtı. Olan yine geride kalanlar oldu. Bağdadi ve çeteleri yüzünden Şii Haçlı Şabi güçlerince yüzlerce kadına tecavüz dahi edildi. Bununla da bitmedi. Rakka'da PKK ile anlaşma yapan Bağdadi kendi elemanlarını kurtarıp Deir ez-Zor kırsalına getirtti. Geriye kalan on binlerce sivil ise Rakka içerisinde kaldı. En sonunda da IŞİD'in elindeki son kale olan Bagoz düştü ve IŞİD'in macerası karasal zeminde sona erdi. İşte her şeyi anlattık. Artık bu saatten sonra her kim size IŞİD'i savunursa veya onlara Müslüman demeye kalkarsa, hatta içlerinde Müslümanlar var gibi sinsice cümleler kurarsa onların yüzlerine tükürün. Ta ki Allah temizi pisten ayırsın ve İbrahim milletinin sünnetini tahakkuk ettirsin. Bir kişi bunca hüccetten sonra halen IŞİD IŞİD diye tutturuyorsa Allah'a değil de IŞİD'e tapıyordur. Dinlediği neşitler ve videolar onun beynini yıkamıştır da haberi yoktur. Ali radıyallahu anh ne güzel söylemiş. İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı. Vesselam.